Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi ve Organik Kimya'nın 5. videosu alkol eterlerle beraberiz. Alkol eterlerden sonra 2 videomuz kalıyor. Aldehit ketonlar ve karboksilli asitler esterlerle organik kimyayı bitiriyoruz. Sonra ufacık bir minicik bir konu kalıyor. Oradan soru soracaklarını sanmıyorum ama yine kanalda bulunsun diye video çekmem. Ya o konunun videosu mu çekilir? Bu konunun videosu geçen seneden var, listeye eklerim. Orada izle. Zaten kolay bir konu. Bir sefer izleyince aklımda kalır, ömür boyu unutmazsın. O zaman organik kimyanın 5. konusu olan alkoller ve eterlere geçelim mi? Ne diyorsunuz? Ya hadi gel. Abone oldun değil mi? Beğendin de. Tamam, yayından sonra beğenebilirsin. Beğenmezsen beğenme, tamam. Yani bu hakaret anlamında beğenmezsen beğenme lan değildi. Hani beğenmezsen beğen tuşuna basmayabilirsin anlamında konuştum. Hadi bakalım alkoller eterler. Böyle baktığımızda arkadaşlar alkoller eterler 2016 öncesinde fazla sayıda çıkıyordu. Çünkü 2016 öncesinde hükümet bu kadar muhafazakar değil, onunla ilgisi yok. Ya böyle ilgisi olur mu? Çıkan sorunun hükümetle ne ilgisi var? Böyle şeyler uyduruyorsunuz. Müfredat değişti, sınav sistemi değişti arkadaşlar. Daha önceki sınav sisteminde 30 tane kimya sorusu vardı AYT'de. Organiğe çok sayıda soru geliyordu. Ama artık 13 tane kimya sorusu var ve organiğin 4-5 sorusu var. Yani maksimum o da. Maksimum 4-5 sorusu var. Ve dolayısıyla buradan alkollerden bir tane veya hiç çıkıyor. İki tane gelme ihtimali yok. Sınav sistemi değiştikten sonra, yani 2018'deki değişiklikten sonra bir soru geldi alkollerden. Daha sonra o konudan, bu konudan soru gelmedi. Çıkmış soru dağılımına baktığımızda en çok tepkimelerden var. Genel özelliklerden ve adlandırmadan var, ancak tepkimelerin büyük kısmı artık müfredatta yok. Dolayısıyla gelirse adlandırmadan gelir ama yine ufak tefek tepkimeleri var. Bu ufak tefek tepkimelerden de soru gelebilir. Dikkat edeceğiz. Bu organik için genel bir bilgi, alkollere ait bir bilgi değil. O yüzden oraya geçiyorum. Ve hemen şurayı bir 265 yapsak sanırım mis gibi olur. Hatta burası 300'ü de çok oluyordu sanki. Evet çok güzel, mis gibi oldu. Çok daha iyi, çok da güzel oldu. Ufak bir şey de vardı ama ve lakin o da güzel oldu. Yukarıda tombik bitmojimiz diyor ki 2018 öncesi çıkmış soruların büyük bir kısmı şu anda müfredatta yoktur. Çünkü alkollerin tepkimeleri her yere uzanıyor. Alkol her yere uzanıyor. Yani hayatın organik kimyanın her yerinde var tepkime olarak. O yüzden hep tepkime soruyorlardı. Artık tepkimeleri olmadığı için çıkmış soruyu çok fazla göremeyeceksiniz bu PDF'de. Çünkü çıkmış soruların büyük bir kısmı tepkimelerdendir. Alkollerin genel özellikleri ve sınıflandırılması. Eğer aromatik hidrokarbonlar ve fonksiyonel bileşikleri izlediysen, alkoller SP küp hibritleşmesi yapmış bir karbona OH grubunun bağlanmasıyla oluştuğunu göreceksin. SP küp hibritleşmesi yapmış bir karbona OH bağlarsan alkol olur. SP küp hibritleşmesi yapmış bir karbona OH bağlarsan alkol olur. Hayır tatlım, o içtiğin alkol değil. Bu kimyada bileşik olan, yani her bileşiğe OH bağlayıp içersen o değil. Onu unut. Onu ayır. Hayır, onu ayrı anlatacağım. Alkollerin kapalı formülleri CnH2nRT2O'dur. Yani alkollerin kapalı formülü, alkanların kapalı formülünün bir oksijen fazlasıdır sevgili arkadaşlar. Peki hocam, SP küp hibritleşmesi yapmış bir karbona OH bağlarsak bu kesin alkol olur mu diyeceksin. Ben de diyeceğim ki her sakallının deden olmadığı gibi her OH bağlı olan da alkol değil. Bir, OH'ın bağlı olduğu karbonda başka bir OH varsa bu alkol değil. Başka kim alkol değil? OH'ın bağlı olduğu karbonda başka bir fonksiyonel grup varsa bu yine alkol değil. Zaten şunu söylemiştik. OH'ın bağlı olduğu karbonun SP3 olması lazım. OH'ın bağlı olduğu karbon SP3 değil, SP2 veya SP hibritleşmesi yapmışsa ki. Yani OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağ varsa bu bileşik alkol olmuyor. OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağ olmayacak. Hocam bileşik değişmiyor, pi bağ olmayacak. Hayır. OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağı olmayacak. Tamam mı? Oldu değil mi? Hadi gel. Alkoller sudaki hidrojenlerden birini çıkarıp yerine alkil bağlamışız gibi düşünebilir. Bunu çıkardık, yerine R bağladık. R bağladığımız için bağ açısı biraz büyüdü diyor Milli Eğitim ama bununla ilgili hiçbir soru sormamış. Bunu sadece bu şekli Milli Eğitim'den aldım. Bunu sadece vermiş, geçmiş. Çok önemsemeyin yani açıyı. Alkoller yapısındaki OH sayısına göre veya OH'ın bağlı olduğu karbona göre iki farklı sınıflandırmaya tabi tutulur. OH sayısına göre monoalkol ve polialkol. Söyle bakalım. Nedir monoalkol, polialkol? Efendim? Bir tane OH'sa monoalkol, çok OH'sa, aynı karbonda olmayacak tabii ki, polialkol. Bir de OH'ın bağlı olduğu karbona göre
primer alkol, sekonder alkol, tersiyer alkol diye sınıflandırılıyor. Bunu tahmin et. Ulaşım bağlı olduğu karbon primerse primer alkol, sekonderse sekonder alkol, tersiyerse tersiyer alkol. Ya kimyadan daha kolay dersin var ya. Bu kadar basit bir şeyi gelip yapamıyorsun ya. Bir de ben anlatıyorum ben. Buna rağmen yapamıyorsun ya. Yani bir şey demiyorum. Hiçbir şey. Elime konuş. Hiçbir şey demiyorum. Alkoller, monoalkoller ve polialkoller olarak ayrıldı. Polialkoller, dioller, trioller diye, etroller diye gider. Etandiol, diğer adıyla glikol veya gliserol. Krem yapımında kullanılır. Antifriz olarak araçlara katılır. İçilmez. Orada biri halen bekliyor biliyorum. İçilmez. Hayır tatlım, antifriz içilmez. Gliserol değil, pardon, yanlış yazdık. Glikol veya antifriz. Gliserol bu. Hani biyolojide 3 tane yağ asidiyle birleşip yağ oluşturuyor ya. Bu işte bu o yağ oluşturan bu. Bizi şişmanlatanlardan biri bu. Alkoller. Ulaşım bağlı olduğu karbonun durumuna göre de primer alkol, sekonder alkol ve tersiyer alkol olarak sınıflandırılır. Primer yani birincil alkol, OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane R grubu olan veya hiç R grubu olmayan, OH'ın bağlı olduğu karbon bir tane karbona bağlı olacak, yani bu kadar. Başka bir şeye bağlı olmayacak. Sekonder, OH'ın bağlı olduğu karbon iki tane karbona bağlı olacak. İki tane R grubuna bağlı olacak. Bu sekonder. Tersiyer, OH'ın bağlı olduğu karbon 3 tane R grubuna bağlı. Primer birinci değil. Sekonder ikincil, tersiyer de üçüncül alkol olarak Türkçeleştirilmiş durumda sevgili arkadaşlar. 2015 yılında çıkmış olan bir soru çok şey diye olabilir, ancak ben o soruyu çıkarıp gösteremiyorum. Niye? Çünkü ÖSYM telif istiyor. Her yayında söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Söyleye söyleye o telifleri kaldırtacağım sana ÖSYM. Geçen sene söyledik. Başkanı görevden aldık. Bu sene de bu telifleri kaldıracağız. Herkese açık olan bir yayının YouTube'da çözülmesinde telif istenmesi kadar saçma bir durum yok. Yani hangisi birincil alkoldür diyor 2015'te çıkan sorunun benzeri olan bu soruda. Hemen bakalım. Bir hegzanol, bak, alkolün olü neye bağlı? Birinci karbona. Direkt primer. Çünkü birinci karbona bağlıysa OH, birinci karbona bağlıysa 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Buna bağlı olan sadece bir karbon var. Bu yüzden bu bir primer alkol oluyor. Bir sonraki soru, hangisinde sekonder alkol vardır? Bak, OH'ın bağlı olduğu karbona bir tane karbon bağlı. Bu primer. OH'ın bağlı olduğu karbona 1, 2, 3 karbon bağlı. Tersiyer. OH'ın bağlı olduğu karbona, takip ediyorum, bir tane karbon bağlı. Primer. OH'ın bağlı olduğu karbona 2 tane karbon bağlı. İşte sana sekonder alkol. OH'ın bağlı olduğu karbona bir tane karbon bağlı. Bu da primer alkol. Alkollerden 2021 yılında sorulan sorunun benzeri bu soru sevgili arkadaşlar. Aşağıda açık formülü verilen bileşiklerden hangisi alkoldür diyor. Bak, bu yuvarlak neydi? Bu yuvarlak efendim çember. 1'e kare. 4 bölü 3 1'e küp olur hacmi. Eğer pürün. Aromatik bileşik ya. Bir tek bir çift, bir tek bir çift bağ demek ya bu. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Dolayısıyla OH'ın bağlı olduğu karbonda çift bağ var. OH'ın bağlı olduğu karbonda çift bağ varsa bu alkol değil. Değil. OH'ın bağlı olduğu karbon SP3 olacak. Bu gitti. OH'ın bağlı olduğu karbonda başka OH olmayacak. Gitti. OH'ın bağlı olduğu karbonda çift bağ olmayacak. Gitti. OH'ın bağlı olduğu karbonda çift bağ yok. Başka OH da yok. Mis gibi alkol. Mis gibi. Hayır tatlım, bu da içilmez. Hala soruyor ya. OH'ın bağlı olduğu karbonda başka OH var. Alkol değil. Yukarıda yer açık formülleri verilen bileşiklerin aynı sıcaklıkta sudaki çözünürlüklerinin seçeneklerinin hangisine doğru kıyaslanmıştır? Ya hocam, sen bu soruyu bize sorduğunda sen daha alkollerin çözünürlüklerini anlatmadın ki. Soruyu yanlış yere koymuşsun hocam. PDF'de bu soru olmaz. Ya, bu soruyu özellikle alkollerin sudaki çözünürlükleri hakkındaki bilgileri vermeden sordum sana. Neden biliyor musun? Çünkü alkollerin sudaki çözünürlüğü hakkında bir bilgiye sahipsin sen zaten. Bunun için organik kimyada ekstra bir bilgi bilmene gerek yok. Ne biliyorsun sen? Benzer benzeri çözer. İki molekül arasındaki benzerlik ne kadar fazlaysa moleküllerin birbirindeki çözünürlüğü o kadar fazladır. Bunu bilmen yeterli. Organik kimya sana ekstra bir bilgi vermiyor çözünürlük hakkında. Organik kimya kaynama noktası hakkında ekstra bir bilgi vermiyor. Halen gelip bana şunları soruyorsunuz. Hocam, alkolün mü kaynama noktası yüksekti? Alkanın mı? Ben unuttum. Bunu organik kimyada bilmek zorunda değilsin. Bunu TET'de kimyasal türler arası etkileşimlerde bileceksin. Alkollerde OH var, etkin çekim kuvveti hidrojen bağı. Alkanlar birer hidrokarbon. Onlarda London var. Etkin çekim kuvveti hidrojen bağı olanın etkin çekim kuvveti London olandan kaynama noktası yüksek olur. Bunun organikle bir ilgisi yok. Bunu
TYT bilgisi olarak bileceksin sen. Kimyasal türler arası etkileşimleri iyi öğrenirsen AYT'de organikteki erime noktası, kaynama noktası, çözünürlük gibi şeylerde zorlanmazsın. Çünkü biz her ne kadar konunun içinde ekstra bunu söylesek de bunlar sizin için ekstra bir bilgi içermiyor sevgili arkadaşım. Gel şimdi bak. Alkolü bilmiyorsun. Hiç görmedin. Sadece TYT'yi biliyorsun. Etkin çekim kuvveti hidrojen bağı. İkiden fazla atom içeren bileşikler tür olarak polardır. Etkin çekim kuvveti dip dip. Sadece CH'dan oluşan bileşikler apolardır. Etkin çekim kuvveti London. Bu üç kuvvetin hangisi en büyük? Hidrojen bağı. Sonra dip dip. Sonra London. Bitti. Bak. Hiç organik kimya bilgisi kullanmadan bunu yapabiliyorsun. Neden organikten bunu ekstra ezberliyorsun? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Yapma böyle şey. Lütfen. Hangisi yanlış sınıflandırılmıştır diyor. Bakıyorum. OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane karbon var. Primer. OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane karbon var. Sekonder. OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane karbon var. Bir tane. Primer. Primer. Bak. OH'ın bağlı olduğu karbonda 3 tane karbon olursa tersiyer olur. OH'ın bağlı olduğu karbona doğrudan bağlı olan 1 karbon varsa primer, 2 karbon varsa sekonder, 3 karbon varsa tersiyer demiştik. Hangisi tersiyer olabilir bak? Kural neydi? OH'ın bağlı olduğu karbona en az 3 tane karbon bağlanacak. 1, 2, 3. Bir de bu karbon en az 4 karbonlu olacak. 4 karbondan 6 tersiyer olamaz. Olmaz. Ya tatlım kurtarsa niye vermeyeyim ben sana? Bana gelişi zaten 4 karbon. Ben gelişinden sana veriyorum. Yani kurtarsa canın sağ olsun niye vermeyeyim? Tabii ki veririm yani. Hadi gel bakalım. Alkollerin adlandırılması. Ne yapacağız? 1. Fonksiyonel grup olan OH'ı ana zincire alacağız. OH mutlaka ana zincirdeki karbona bağlanacak. OH yan daldaki karbona bağlanamaz. Bir köşeli parantez açıyorum. Çoğu videoda bunu yapıyorum. Bu bilgiler lise müfredatı için geçerlidir. Üniversitede bu durumlar değişebilir. Üniversiteden izleyen arkadaşlarım varsa bu bilgilere %100 güvenmesinler. İYÜPAL'ın son zamanlarda değişen bir iki kuralı var. Biz onları daha liseye almadık. OH'ın bağlı olduğu karbon mutlaka ana zincirde olacak. OH'ın bağlı olduğu karbona minimum numara vereceğiz. Hocam OH ve ikili bağ varsa OH'a minimum numara vereceğiz. OH ve üçlü bağ varsa OH'a minimum numara vereceğiz. Değişmiyor. Eğer OH'a uzunluk aynıysa çiftli bağ, üçlü bağ, yan dal sırasıyla bakıyoruz. Bileşiğin adını söylemeden önce OH'ın bulunduğu karbonun numarasını söyleyeceğiz. Alkende nasıl ikili bağın, alkinde üçlü bağın söylüyorsak, alkolde de OH'ın bulunduğu karbonun numarasını söyleyeceksin. Ve en son olarak alkan isminin sonuna ol eki getireceksin. Ol. Ek düşürme yok. Metol değil. Metanol. Etanol. Propanol. Adamol gibi. Anlaştık mı? An ekinin sonuna ol eki getiriyoruz. Polialkol ise diol, triol, tetrol gibi ekler de getirebiliriz tabii ki. O zaman hadi biraz alıştırma yapalım. Şimdi bu kolay. Bir karbonlu zaten metan. Sonuna ol ekliyoruz. Metanol. Bir demeye gerek yok. Zaten OH bir numarada olmak zorunda. Bu da etan, etanol. Bir sıkıntı yok. Buradan itibaren işler değişiyor. Çünkü OH'ı bağlayabileceğiniz birden fazla alternatifiniz var. İlk iki de söylemek zorunda değilsin ama üçten itibaren söylemek zorundasın OH'ın yerine. Bir propanol. Bir propanol. Bu da iki propanol. OH1'de, OH2'de. OH'ın bağlı olduğu yeri söylüyoruz. Alkollerin bir isimlendirmesi daha var. Çalışanlar hemen hatırladılar. Onları biraz sonra, biraz sonra. Önce bir İYÜPAK ismini iyice öğrenelim. OH'ın bağlı olduğu tarafa yakın uçtan başlıyoruz. Önce yan dalları söylüyoruz alkanlarda yaptığımız gibi. 4 metil. Sonra bileşiğin adını söylemeden önce OH'ın bağlı olduğu karbonu söylüyoruz. 2 pentan ol. 4 metil 2 pentanol. Bak yan dalın ne kadar çok olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben hep OH'ın yakın olduğu taraftan başlıyorum. 4 4 dimetil 2 pentan ol. Hocam ol demesek ol desek olur mu? Olur ya. Ol demen ne oluyorsa olsun yani. Benim için bir sıkıntı yok. 1, 3, bütan, diol. OH'a yakın yer. Her zaman OH'a yakın yer. 3, büten, 2, ol. OH 2'de ya. 2, ol. Nasıl? Çok tatlı. Yine OH'a yakın yerden numaralandırdık. 3, pentin, 2, ol bu defa. Ana zincirin ne?
Ne? Siktobutan. Ekle olü. Siktobutan ol. Bu kadar. OH'a bir ver. Diğer yan dallara doğru da. 3 etil 2 metil siklohexanol. Zaten bir de olmak zorunda ya. Söylemek zorunda değilsin. Hocam söylesem olur mu? Ya olur, senin canın sağ olsun. Her zaman ne diyorduk? Söylemek zorunda olmadığınız bir şeyi söylemeniz hata getirmez. Söylemek zorunda olduğunuz şeyi söylemezseniz hata gelir. Numara söylemek zorundayken söylemezsen hata gelir. O zaman OH'a bir dedik. Hangi tarafta yan dal çoksa oraya döneceğiz ama burada yan dalın çok olduğu bir yer yok. Hangi taraftan dönseniz de diğer yan dallara aynı numara geliyor. 2,5 dimetil siklopentanol. Bir dememize gerek yok. Bu YUPAC adı. Bir de özel isimlendirme var. Bu özel isimlendirmeyi her şeyde kullanamıyoruz. Belli başlı minik minik alkollerde kullanabiliyoruz. Şimdi OH'a bağlı olan grup. OH'a bağlı olan grup. Bir alkil ya bu. Adı metil ya. Metil alkol. Köre diyor ya. Etil alkol. Bu da ruhu köre diyor. İçince her şeyi güzel sanıyorsun. Hey yavrum hey. Propil alkol. İzopropil alkol. Mantık bu. Vardı. Benim bir öğrenci halim var yani, Allah uzun ömür versin. Şu an kendisi İstanbul'da öğretmen. Fatih. Beni duyuyorsa buradan, bilmiyorum duyuyor mudur. Ona selamlarımı iletiyorum. O diyordu. Ruhu güzelleştirir. Anlık güzelleşmeyle güzelleşmek mi olur be? Kalıcı güzel olmak lazım. Benim ruhum hep güzel. Hadi bakalım. 3 metil 2 hexanol. Ana zincirimiz 6 karbonlu. 2'de OH, 3'te metil var. Ana zincirim 6 karbonlu. 2'de OH, 3'te metil. Ana zincirim 6 karbonlu, 3'te OH var. Olmadı. 6 karbon, 3'te OH var. Ana zincirim 6 karbon değil. 2 tane metil var. Ana zincirim 6 karbon, 2'de metil, 2'de OH, 3'te metil var. Evet, cevabım E seçeneği sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilen isimlendirmelerden hangisi hatalıdır diyor. Hemen bakalım bak. Önce ne yapacaksın? OH'ı ana zincire alacak şekilde en uzunu seçeceksin. OH'a yakın yerden numaralandıracaksın. 4 tenten 2 ol. Hemen OH'ların ikisini de ana zincire almak zorundayız. Bu yüzden bunu seçiyoruz. 2'de ve 3'te 2 tane etil var. 1'de ve 4'te 2 tane OH var. Tamam. Çünkü adı benzil arkadaşlar. Bu da benzil alkol. OH'a 1 veriyoruz. 2 siklopenten birol. Birol ismi buradan geliyor. OH'a en yakın yerden başlıyoruz. Bakın soldan başlasanız OH 4'e gelir. O yüzden sağdan başlayacaksınız. 2 2 değil. 5 5 dimetil. 4 değil. 3 hexanol. Yanlış olan sorunun doğru cevabı E seçeneği. Hadi gel. Hadi gel, bitmedi. Hadi gel Erzurum'a gel. Metil alkol ya. Çocuk muyum ben, bu etil ya. Yani alkol etere geldim Sait hocam yani. Metille etili. Metil dedi, ayır dediğine sok yani. Lütfen ya, lütfen. Hemen bakıyorum. İzopropil ortadan bağlı. 1, 2, 3, 4. 2, 3 butandiol. OH'a yakın yerden numaralandırdık. 3 büten 2 ol ve siklobütil alkol veya siklobütanol diyeceğimiz isim. Hangisi YUPAC'a uygundur? Hemen bakalım. Bütan demiş. Bütanın 3. karbonuna OH bağlamış. Tatlım, o 3. karbon değil. 2. karbon. 3. karbon olur mu hiç? 2 etil 2 pentanol. Pentana bağladık. 2'de etil var. 2'de OH var. E tamam da bu pentan değil ki. Bu hexan. En uzun karbon zinciri 6. Yanlış seçmişsin. Olur mu böyle şey bebeğim? Yalvarırım, ders çalıştırıyorum sana sürekli. Yok, ders çalıştığın yok. Ancak milletle dalga geç. Yok hocam öyle. Yok böyle. Yok hocam rol yapmıyor gibisiniz. Böyle olmaz yani. Ders çalıştırıyoruz. İsmin ders çalışmıyor bak. Büten 1'de ikili bağ var. 4'te OH var. O da olmaz. O da olmaz. 3'te ikili bağ 1'de OH olur. Böyle değil yani. OH'a yakın yer. OH ikili bağı da üçlü bağı da döver diyorum. Olmaz yani. 4 metil 2 4 pentan diyor. Hemen bakalım. Pentanı çizdim. 5 tane. 4'te metil var. Soldan numaralandırdığımı varsaydım. 2'de ve 4'te OH var. Yine olmaz. Bak sağdan başlaman lazım numaralandırmaya. Çünkü sağdan başlasan OH'lar yine 2 4'e geliyor ama yan dal 2'ye geliyor. Hem OH'lara hem yan dallara minimum numarayı vermek varken
Neden sadece OH'a minimum numarayı vermek istiyorsun? Hı? Senin o içtiğin meyve suyu değil mi yoksa? Meyve suyu yerine alkolleri çalışıyorsun diye farklı şeyler içersen sonucun böyle olur işte bak. Olmaz. Dikkatli olacaksın. Uyanık olacaksın. Zihnin açık olacak. 2-3 dimetil siklohexanol. Bir defa siklohexan dediği için onun nereye bağlı olduğunu söylemesine gerek yok. 1 diyebiliriz. 2'de metil var. 3'te metil var. Oh hiçbir sıkıntı yok. Gayet mis gibi bak. Uyanık insan nasıl belli oluyor? Hemen tak diye çözdü soruyu. Ya sen anca git sirke diye milleti kandırarak Allah bilir neler içiyorsun. Geldik alkollerin fiziksel özelliğine. Alkoller yapısında OH taşıdıkları için hidrojen bağı taşıdı. Yapısındaki R kısmı hidrofob, OH kısmı ise hidrofildir. Bu yüzden yapısında hem hidrofob hem hidrofil uç taşırlar. Yapılarında bulunan hidrojen bağı nedeniyle erime kaynama noktaları şu ana kadar gördüğümüz bütün bileşiklerden yüksektir. Mono alkollerin yapısında eşit sayıda hidrojen bağı vardır ancak karbon sayısı çok olanın landını fazla olduğu için kaynama noktası fazla olur. Yani mono alkollerde karbon sayısı ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar fazladır. Dallanma arttıkça da landın düştüğü için primer alkolün kaynama noktası eşit karbonlu sekonderden, sekonderin de tersi yerden yüksektir. Primer sekonderden, sekonder tersi yerden yüksek. Çünkü dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Niye? Bak TYT'ye bak TYT'ye anladın. Farklı OH sayısına sahipse OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı arttığı için taşıdığı hidrojen bağıyla beraber kaynama noktası da artar. Alkollerde karbon sayısı arttıkça molekülün apolar ucu, hidrofob ucu büyüdüğü için sudaki çözünürlüğü de azalır. Karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü azalır alkoller. Fiziksel özellikleri aslında TYT'den bildiğimiz şeyler ama burada bir daha tekrarlıyoruz. Bunların hepsi bizim TYT'den bildiğimiz veya başka bir deyişle bilmemiz gereken şey. Bakın kaynama sıcaklığını soruyor. Hiçbir şekilde alkol bilgisi bilmek zorunda değilsin. Bunda 3 hidrojen bağı var. Bunda 2 hidrojen bağı, bunda 1 hidrojen bağı. 3 büyük, 2 büyük, 1. Doğrudan TYT bilgisiyle bunları rahatlıkla yaparsın. Ne diyor? Her ikisi de primer alkoldür. Hayır, OH'ın bağlı olduğu karbonda 3 tane R grubu var. Bu tersiyer alkol, bu primer alkol. Yanlış. X'in kaynama noktası daha düşüktür. Evet, tersiyer alkolün kaynama noktası daha düşük. Çünkü dallanma arttıkça kaynama noktası düşer demiştim. Sudaki çözünürlükleri eşit değildir. Dallanma arttıkça sudaki çözünürlük ne olur? Aklında değil. Yani müfredatta yok. Bir ara bakarız, yorumlara yazarız. O zaman hadi devam. Bir işaret dedik mi be? Ne oldu? Yalnız 2 dedik değil mi? Önemli alkoller. Metil alkol. Alkollerin en küçük üyesidir. Odunun oksijensiz ortamda damıtılmasıyla elde edildiği için odun alkolü de denir. Zehirlidir. Az miktarda yutulması körlüğe, çok miktarda yutulması ölüme yol açabilir. Buharının solunmasıyla dahi metil alkol zehirlenmesi meydana gelebilir. Araçlarda yakıt olarak kullanabildiğinden metanolün alternatif enerji kaynağı olarak kullanılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Etanol, tahıl, darı, şeker kamışı gibi içinde glikoz içeren, şeker içeren her şeyin mayalanmasıyla oluşur. Yani neyi mayalarsan mayala, içinde şeker varsa bu bakteriler etil alkol fermantasyonu yaptıkları için bunu etanole dönüştürürler. Etanol, elde edildikten sonra benzinle çeşitli oranlarda karıştırılarak biyoyakıt olarak kullanılır. Sağlık alanında lokal antiseptik olarak kullanılır. Etil alkol cilt üzerindeki bakterileri %90'a kadar azaltabilir. Hocam iki defa kullanalım %180 olsun diyorsan matematiğin iyi değil. Kalan %10'un %90'ını azalttığı için yine kalıyor. Anladın mı? O öyle değil yani. O hesap öyle olmuyor. O %50 artı %50 indirim gibi toplamda %75 ediyor. İyi bir çözücü olan etanol ilaç yapımında parfüm, kolonya üretiminde ve alkollü içkilerde kullanılır sevgili arkadaşlar. Hemen soruya bakalım. Etanol dezenfektan olarak kullanılır, çözücü olarak kullanılır, biyoyakıtta kullanılır. Alayı doğru sevgili arkadaşlar. O zaman gelelim metil alkolü nasıl elde edeceğiz? Malum yani enflasyon belli. Hani bu etil alkolü gidip alacak halimiz yok. Bir şekilde elde etmemiz lazım. Nasıl elde edeceğiz? Gelin bakalım. Etil alkolün en önemli kaynağı arkadaşlar alkolik fermantasyondur. Glikozun havasız ortamda, oksijensiz ortamda mayalanmasıyla 2 etil alkol ve 2 karbondioksit meydana gelir. Etil alkolün en önemli sentezi budur. Bununla sadece etil alkol sentezleriz. Başka hiçbir alkolü sentezleyemeyiz arkadaşlar. Etil alkol dışında hiçbir şey bu yöntemle
Sen de zeremezsin. Tamam değil mi? Hadi devam edelim o zaman. Şimdi biraz önceki sadece etil alkol için geçerliydi ama bu bütün alkollerde geçerli. Yani bununla etil alkol sentez demiş de Milli Eğitim. Büyük ihtimalle etil alkol dışında sormaz. Çünkü başta öyle atmış ama sen bütün alkolleri sentezleyebilirsin. İşin mantığı çok basit. Bir alkil halojenür alıyorsun. Yani metil, etil, propil falan herhangi birine klor, klor, brom bağlanmış bir hal alıyorsun. Bunu kuvvetli bazda KOH olur, NaOH olur etkileştiriyorsun. Şu metal şu ametalle birleşiyor. Geri kalan OH gelip R ile birleşiyor ve alkol elde ediyorsun. Bak, ametal ve metali sildin, OH'ı geldin, bağladın. Ne elde ettin? Etil alkol. Ametal ve metali sildin, OH'ı geldin, bağladın. Ne elde ettin? Etil alkol. İkinci yöntemimiz bu. Üçüncü yöntemimiz yine bütün alkolleri elde edebiliyorsun. Alkenlerin bu ile katılma tepkimesi vermesi. Alkene su katınca hidrojen ve OH atıp bir karbona hidrojen, bir karbona OH bağlamıyor muydun? İşte OH bağladığın için alkol elde ettin. Etilene su katarsan, etilene su katarsan etil alkol sentezlersin. Ancak dediğim gibi mayalanma sadece etil alkolde kullanabildiğiniz bir yöntemdir. Aşağıdakileri bütün alkoller için kullanabilirsiniz. Genel yöntemini bilmen yeterli. E hadi gel bakalım. Ta CL'ye gitti. CH3, CH2 kaldı. Diğer tarafta OH kaldı. Etil alkol. Su kattın. TİBA'nı açtın. Birine H3, birine OH bağladın. Etil alkol. Mayalanma zaten etil alkol. Zaten öyle. Alkana su kattın. Şu bağ duruyor alkan olduğun için. Şu hidrojen, şu hidrojenle diye halen çabalıyor musun? Halen çabalıyor musun bir şeyler yapmaya? Alkanlar sadece halojenlerle yer değiştirme ve cracking verir. Başka tepkimesi yok ki. Alkanlar tepkimeye karşı isteksizdir. Doymuş organik bileşikler yanma tepkimesi, yer değiştirme tepkimesi verir. Bu kadar. Alkan ekstra çok uzun karbonluysa crack. Kırma tepkimesi veriyor. Böyle bir tepkime yok. Böyle bir tepkime yok yani. Ne çıkar değil, böyle bir tepkime yok. Nayla CL gitti. Burada CH3, CH2 kaldı. Burada OH kaldı. Etil alkol sentezledik sevgili arkadaşlar. O zaman sorulara devam. Evet, sorumuz diyor ki glikoz oksijensiz ortamda mayalanırsa etil alkole, oksijenli ortamda mayalanırsa asetik aside yani sirkeye dönüşür. Buna göre şeker havasız ortamda mayalanırsa etil alkol, hava alırsa asetik asit, şeker içinde herhangi bir gıdanın mayalanması sonucu daima etil alkol çıkar. Üçü de doğru. Hadi devam o zaman. Pardon. Bir hesaplama sorusu. %60 oranında glikoz içeren 150 kilogram şıra. 150 kilogramın %60'ını alırsam 150 çarpı 60 bölü 100 90 kilogram eder. Ki 90 kilogram hepimizin bildiği gibi 90 bin gram eder. Etil alkolün nemasi 180 olduğu için 90 bin gramı 180'e böldüğümüzde 500 mol şekerim pardon şeker. Şeker. Şeker neması 180 olduğu için 500 mol şeker elde etmişiz. 500 mol şeker tepkimeye girerse 1000 mol etil alkol çıkar. Etil alkol neması 46. 1000 ile 46'yı çarparsak 46 bin gram yani 46 kilogram elde ederiz. Yani kimyasal hesaplamayı biliyorsan bir de tepkimeyi yazabiliyorsan soru vermediğinde burada soru vermiş. Tepkimeyi yazabiliyorsan organikte hesaplamanın inorganik hesaplamayla hiçbir farkı yok. Organik hesaplamaları tepkimeyi yazabildiğin halde yapamıyorsan inorganik hesaplama konunu gözden geç. O konuya biraz daha çalış diye tavsiyede bulunurum. Hadi o zaman bakalım. Hangisinde oluşan ürün 2 propanoldur? Su kattık, burada Markovnikov amca var. Markovnikov amca kapitalist bir amcaydı. Zengini hep zengin yapalım. Hidrojen kimde çoksa hidrojeni ona verelim. Hidrojeni az olana da geri kalan OH'ı verelim. Ne oldu? 1, 2, 3, 2 propanol oldu. Evet. T ile BR gidiyor. Bu BR'nin gittiği yere gelip OH bağlıyorsun. Burada 1 propanol oluştu. K ile CL gidiyor. CL'nin gittiği yere getirip OH bağlıyorsun. 2 propanol oluştu. 1 ve 3. tepkimede. Tepkimenin nasıl olduğunu biliyorsan soruyu rahatlıkla çözüyorsun sevgili arkadaşım. Su kattık. Yine TİBA'nı açtık. Markovnikov yok. Hidrojen eşit. Bir tarafa hidrojen, bir tarafa OH bağladın. Bir katılma tepkimesidir. Okey. X etil alkoldür. Etil alkol bir primer alkoldür. Üçü de doğru sevgili arkadaşım. Eterler alkoller gibi CnH2n+2 O formülüne sahiptir.
aynı kapalı formüle sahip olduğu için eterler ve alkoller fonksiyonel grup izomeridir birbirinin. Eşit karbonlu alkolle eter birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Eteri sudaki iki hidrojenin de yerine R'ye geçmiş gibi düşünebilirsin. HH diye sildin bunu. Birine R, birine R taktın. Yani R, O, R. Bağlanan R'ler aynıysa yani simetrikse simetrik eter. Bağlanan R'ler aynı değilse yani asimetrikse asimetrik eter diyoruz. Simetrik çok basit bir şey olduğu için basit eter diyoruz. Asimetrik simetrik kadar basit olmadığı için karışık eter diyoruz. Bu kadar basit. Yani konuyu bilmesen sana iki tane eter gösterseler biri simetrik biri asimetrik. Simetrik olan da bu çok basitmiş lan dersin yani. Hani bak konuyu bilmesen bile yaparsın ya. Kimya kadar kolay dersin var ya. Hangileri simetriktir? Bakıyorum. 3 karbon ikinciden bağlanmış oksijene. 3 karbon ikinciden bağlanmış simetrik. Aynı şeyi bağlamışız. 4 karbon 2'den bağlamışsın. 4 karbon 2'den bağlamışsın. Evet. 3'ü de simetrik eter. 3'ü de simetrik eter sevgili arkadaşlar. Gelelim eterlerin adlandırılmasına. İYUPAC adlandırması yaparken her zaman olduğu gibi en uzun karbon zincirini seçeceğiz. Tabii ki oksijen ana zinciri almayacağız. Karbonlardan oluşan en uzun zinciri seçeceksin. Tutup oksijen ana zinciri alıyorsun. Olmaz. Konu en uzun karbon zinciri diye başladı alkanlar. Numaralandırma yaparken OR yan dalına yakın uçtan başlarsın. Eterin adlandırılmasında özel bir ek yok alkollerdeki gibi. OR yan dalının özel adı var. Buna da alkoksi yan dalı diyoruz. Yani R metilse metoksi, etoksi, propoksi gibi. Yan dalın özel adı var. Eterin özel bir eki yok. Basit formüle sahip eterlerde yani çok küçük basit eterlerde O'nun solu ve sağını söyleyerek eter kelimesiyle özel bir isimlendirme de türetebiliriz. Bu isimlendirme YUPAC değil. Şimdi bak. En uzun karbon zinciri 1. Burası yan dal. Yan dalın metoksi. Ana zincirinde metan. Metoksi metan. Veya O'nun solunda metil var. Sağında da metil var. Bir metil eter. Bak. En uzun zinciri aldığın YUPAC. Diğeri YUPAC değil. En uzun zinciri seçmediysen YUPAC olmaz. En uzun zincirin bu. Bağlanan yan dalın metoksi. Metoksi ana zincirin etan. Metoksi etan. Veya etil metil eter. Bak kafadan atıyorsun tutuyor ya. Sana soruyor öğretmenim bunun adı ne? Diyorsun ki ya hocam bunun adı etil metil bir şeydi ya. Bak etil metil eter. Çıktı bile. Bu kadar basit. Çok basit ya. Çok seviyorum. Bir de paroksistemi çok seviyorum. Yan dalın etoksi ana zincirin etan veya dietil eter. Dietil eter. Bunları YUPAC değil. Şimdi burada artık yan dalın nereye bağlı olduğunu söylemek zorundasın. Çünkü yan dal 2 karbonlu bir bileşikte hep 1'e bağlıdır. 1 karbonlu bileşikte hep 1'e bağlıdır. Söylemeyiz. Ama 3 karbonda yan dal 1'e de 2'ye de bağlı olabilir. O yüzden 2 etoksi 2 de etoksi bağlı. Ana zincirin propan. 2 etoksi propan. Anlaştık değil mi? Veya etil izopropil eter. Etil izopropil eter diyoruz. Devam değil mi? Hadi devam. Bakın böyle büyük bileşiklerde YUPAC ismi yok. YUPAC ismi hep var özür dilerim. Özel isim yok. Bir de izopropoksi bağlı. 2 ve 3'te metil bağlı. 1 izopropoksi 2 3 dimetil bütan. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Bu ne? Metoksi. Bu ne? Benzen. Metoksi benzen. Hocam bir demeye gerek var mı? Yok ya. Metoksi benzen de yeter. Veya metil fenil eter. Metil fenil eter. Etoksi siktopentan. Etoksi siktopentan. Veya etil siktopentil eter. Alkol eterden üstündür arkadaşlar. 2 propoksi. 2 propoksi siktopentanol. 2 propoksi siklopentanol. Devam. 2 etoksi pentan. Pentanın ikisinde etoksi bağlanacak. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 de etoksi bağlı. Bu uydu. Diğeri neymiş? Etil izopropil eter. Etil. Bu da izopropil. Evet cevabımız B. 1, 2 de etoksi var. 3, 4, 5, 2 etoksi pentan. Ve etil izopropil eter. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Yine bir adlandırma sorusu. En uzun zincirimiz 1. Metoksimetan. Doğru. En uzun zincirimiz 4.
4'ün ikisinde etoksi bağlı, 2 etoksi bütan doğru. En uzun zincirimiz 5, 3'te metil bağlı, 2'de metoksi bağlı. 3 metil 2 metoksi pentan doğru. Metoksi metan değil, etoksi etan yanlış. Etoksi etan. Siklobütoksi siktopentan. Diizopropil eter. Fenil vinil eter. Bunları hızlı geçiyorum. Niye hızlı geçiyorum? Bunları şu ana kadar biliyor olmak zorundasın. Ben vinili bir daha, fenili bir daha hatırlatırsam videolar çok uzuyor. Organik hep birbirine bağlı, birikimli gidiyor. Yani buraya kadar öğrenip gelirsen alkol çok kolay ama alkanın yarısı eksik, alken tam olmamış, fenili öğrenmemişsin, asetilenle bilmiyorsun, vinili bilmiyorsun halen. Buraya gelince de doğal olarak zorlanırsın. Çünkü oradaki bilgiyi bildiğini varsayarak burada üzerine yeni şeyler ekliyoruz. Eterlerin fizikesel değil tabii ki fiziksel özellikleri. Eter molekülleri su ve alkol gibi açılıdır ve polardır. Bu yüzden dipol bulunur. Yapısındaki hidrojen atomu oksijene bağlı olmadığı için eterlerde hidrojen bağı yoktur. Ancak eter su ile hidrojen bağı yapabilir. Eterin yapısındaki oksijenle hidrojen birbirine bağlı değildir. Bu yüzden eter başka bir eterle hidrojen bağı yapmaz ama eterdeki oksijen sudaki hidrojenle hidrojen bağı yapabilir. Renksizdir, kokuludur, yoğunlukları genelde sudan düşüktür. Dipol taşıdıkları için alkollerden daha az ama hidrokarbonlardan daha yüksek kaynama noktasına sahiptir. Tepkimeye karşı isteksiz yani inerttir. İyi birer çözücüdür, uçucu ve yanıcıdır. Açık alevden uzak tutulması gerekir. Analitik kimya ve tıp alanlarında çözücü olarak kullanılır. Diyetil eter yani lokman ruhu uzun süre boyunca anestezik olarak kullanılmıştır. Şu an kullanılmıyor. Tersiyer butil metil eter benzinin oktan sayısını arttırmak için kullanılıyor. Son olarak başta bahsettiğimiz alkol ile eterin fonksiyonel grup izomerliğinden bahsedelim. Bir soru sana işte atıyorum C4H10O dediyse sen hemen aklına getirmen gereken şey bu alkol olabilir, eter olabilir. Bunun alkol izomerlerini ayrı ayrı yazacaksın. Yani 4 karbon 1 butanol, 4 karbon 2 butanol, 4 karbonu şöyle dallanmalı yaparsak 2 metil 1 propanol, 4 karbonu dallanmalı yaparsak 2 metil 2 propanol diye 4 alkol izomeri. Eter çok daha kolay. Metil propil eter, metil izopropil eter, bir de etil eter. Bu kadar. Bunların hepsi birbirinin izomeri. Soldaki grup sağdaki grupla fonksiyonel grup izomeri. Bu ikisi birbirinin konum izomeri. OH'ın konumu farklı. Üstteki ikisiyle alttaki ikisi birbirinin zincir dallanma izomeri. Ana zincirdeki karbon sayısı farklı. Ve hepsi birbirinin yapı izomeri diyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman alkol eter videosunu da bitirmiş bulunuyoruz. Gece 1.30'da canlı yayında çektik. Şu an canlı yayında. Bizi izliyorlar. Ya izlemiyorlar aslında. Kendi arasında dedikodu yapıyorlar bakıyorum. Biz de alkol eter videosunu bitirdik. Bol bol soru çözerek organik iyice kafanızı oturtabilirsiniz. Organik malum ezberi çok yüksek bir konu. Çok yüksek bir konu olduğu için konuyu şu an anlamış olsam bile çok soru çözmeden unutuyorsun. O yüzden bol bol soru çöz. Sınava kadar bunu bırakma ki organiği unutmayasın. Kendine iyi bak. Beğendiysen beğenmeyi, abone olmayı unutma. Bu kanalı ne kadar büyütürsen ben senin için o kadar faydalı işler yapacağım. Ve bir şeyi daha unutma. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.